عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامْ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلُّ عُقْدَتِينَ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَرْقُدْ. Sizden biri diyor, uyuduğu zaman, uyurken şeytan diyor onun kafasına 3 düğüm atar. 3 tane düğüm atar. Düğüme, her düğüm attıkça da bir tane o düğüme vurur. Bu gece uzun uyu der diyor. Her düğüme attıkça bu gece uyu, uzun uyu der diyor. Şeytan. فَاِذَا اسْتَيْغَزَا Fakat diyor, bu düğümü sökmenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çareleri var. Yani bu düğümler sökülmezse arkadaşlar, insan o gün sarhoş günü gezer. Günü bereketsiz olur. Günü sıkıntılı geçer. Önüne geldiği gördüğüne çatar. Hiç o kişide bereket hayır olmaz diyor. Tamam mı? Birinci düğümü nasıl çözeceğimişim? فَاِنْ اِسْتَيْغَضَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً Uyanır uyanmasın. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dediği zaman veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretmiş olduğu dua var uykudan kalkınca. اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذ۪ي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُورِ. Yani bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten ölüm yarı, uyku yarı ölüm ya. Öldürdükten sonra bizi tekrar dirilten Allah'a hamdolsun diye kim bu duayı okur? Veyahut da herhangi bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim, Euzubillahimineşşeytanirracim herhangi bir şekilde Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülmüş oluyor arkadaşlar. Uykudan uyandığımız zaman ne yapmamız gerekiyormuş? Herhangi bir şekilde Allah'ı zikretmemiz gerekiyormuş. Birincisi. فَاِنْ تَوَضَّعَ اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ İkincisi, düğümü çözmek için abdest almak gerekmiş. Abdest aldığı zaman diyor, abdest aldığı zaman ikinci düğüm de çözülür. فَاِنْ صَلَّى Namaz kıldığı zaman da اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً Böylece diyor, üçüncü de namaz kıldığı zaman üçüncü düğüm çözülmüş olur. Her hepinizde oluyor değil mi? Sabahleyin de harfın biraz zor kalkıyor. Sonra bir abdest alıyor, biraz ayı yok. Öyle mi? Bir de namaz kıldığımız zaman hiçbir şey kalmamış oluyor. Niye? Çünkü şeytanın üç düğümü birden çözülmüş oluyor. فَاصْبَحَ نَش۪يقًا طَيِّبًا نَفْسِ İşte diyor, kim bu şekilde yaparsa, Bismillah dedi, zikretti. Kalktı, ikinci abdest aldı. Sonra üçüncü de namazını kıldı. O gün dinç olarak ve kalben ruhen manen rahat bir şekilde kalktı. وَاِلَّا adam yattı. Sabaha kadar, güneş doğana kadar yattı. Sabah namazı denen bir şey yok. Kalkar kalkmasın. Ne besmele var, ne zikir var, ne abdest var, ne başka bir şey var. Hemen elini yüzünü yıkadı, üstünü giy, işine koşacak ya. Hiç zikir yok, ders yok, abdest yok, namaz yok. Namazın sızıntısı, derdi yok. Ya ben bugün şeytan benim kulağıma affedersiniz nasıl idrarını yapmış. Kişi diyor güneş doğana kadar yatarsa, biraz sonra gelecek hadis-i şerifte, o kişinin kulağına şeytan idrarını yapmıştır, ondan dolayı yatıyordur diyor. Eğer diyor böyle yapmazsa وَاِلَّا أَصْبَحَ خَب۪يثًا نَفْسِ كَسْلًا Aksi halde diyor, adam böyle yapmazsa neşesiz ve tembel bir şekilde gün geçer ya. Hiç gün boyu ayık olmaz ya. Hep bir tembellik, hep bir yorgunluk, hep bir sıkıntı ya. Onun için ne yapması gerekiyormuş? Bir insanın arkadaşlar
bu sıkıntı, o gün gün boyu rahat, bereketli, dinç olabilmesi için kalktığı zaman uyanır uyanması için şeytanın birinci düğümünü çözmesi için Bismillah veyahut da Euzubillah veyahut da herhangi Allah, Subhanallah, Elhamdülillah bir şekilde Allah'ı zikredecek. Sonra güzelce abdest alacak. Sonra sabah namazını kıldığı zaman da hiçbir şeye kalmaz. O gün o adam dinç, rahat, dinç bir adam olmuş olur.